Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Harika bir manzara, çok güzel bir eviniz var ve çok misafirperversiniz. Estağfurullah, çok. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz biraz sohbet etmeye geldik bugün sizinle. Edebilir, sorun yok. Takımınızla ilgili öncelikle unutamadığınız bir anınız var mı? Bunu paylaşır mısınız bizimle? Ya Fenerbahçe'de çok anımız var tabii. Ben 5 yılda 3 şampiyonluk yaşadım. Bir tanesini de son maçta kaybettik Denizli'de. Güzelliklerin yanı o Denizli maçı hiçbir zaman unutulmaz. Hani son maç artık üst üste şampiyon olacaksınız. Benim için üzüntü anlamında en üzüldüğüm maçlardan biri. Unutamadığım anılardan biri yine kötü giden bir sezonda Galatasaray'a 6-0'lık bir galibiyet, ilk golü atmam. Benim unutamayacağım maçlardan biridir. İşte önümüzde de şimdi pazartesi derbi var. Beşiktaş'a attığım son dakikada 2-1 kazandığımız şampiyonluk adında çok önemli bir maçtı. O da önemli anılardan biridir benim için. Harika. Peki futbol sizin için ne ifade ediyor? Futbol benim için çok şey ifade ediyor ama daha çok aileyi ifade ediyor. Çünkü bazen ailenizden daha çok takım arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Benim için futbol hayatımın bir parçasının dışında tamamen aile odaklı merkez diyebilirim. Yani dostluklarımızın birçoğu burada diyebilirsiniz o zaman. Tabii yani hem yurt içinde hem yurt dışında birçok dostluk kazanıyorsunuz. Sürekli görüşüyorsunuz, sürekli iletişim halindesiniz. Ailenizle olan iletişimin hemen hemen aynısını takım arkadaşlarınızla, oradaki aslında görünmeyen yüzü olan önemli isimler var. Malzemecisinden güvenliğine kadar, garsonundan çamaşırhanesinde çalışan kadınına kadar hepsiyle olan iletişiminiz var. O yüzden ilk sorduğunuz soruya yanıt olarak da aslında bu olabilir. Benim için ailedir yani bu şekilde. Futbol hayatınız dışında genel rutin hayatınız nasıl ilerliyor? Futbolu bıraktıktan sonra zaten çok kısa bir süre içinde Fatih Hoca ile beraber Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Tümer Metin, Nihat Kahveci, bir abi köprü gibi. İçinden kopamadım aslında. Biraz dinleneyim dedim ama oynarken de söylerlerdi işte çok fazla dinlenme, uzak kalırsın. Ben hiç dinlenemedim. Bir anda kendimi tekrar yeşil sahada buldum. Daha sonra da antrenörlük kursuna başladım. Çünkü isteğim tekrar o heyecanı yaşamak. O heyecanı seviyorum çok fazla. Var mıydı daha önceden de böyle bir planınız? Tabii ki düşüncem vardı. Oynarken de bu düşüncem vardı. Bu hayalim vardı. Ha olur veya olmaz onu bilemem ama önce hayal kurarsınız. Mücadelenizi yaparsınız, çalışırsınız. Ondan sonra bekleyip görürsünüz. O yüzden futbol dışında da antrenörlük kurslarım devam ediyor. A lisansını şu anda bitirdim. Bir yandan da hem Sakaryalıyım. Sakarya'da bir yatırımım var. Otelim var, 17 otel. Onunla ilgili devam ediyor. O şekilde rutin demeyeyim ama yine de yoğun geçiyor. Arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsunuz. Futbolda çok fazla vakit geçiremiyordunuz ama şimdi daha fazla fırsat bulabiliyorsunuz. Özlüyor musunuz o günleri? Tabii maçları izlerken geriye dönüp baktığınızda o sahada olmak istiyorsunuz. İşte maçlara gittiğimde ister istemez o özlem, o çimin kokusunu hissedebiliyorsunuz türbünde olsanız da. Özlüyorsunuz. O yüzden özlediğim için de tekrar çimlere inmek istiyorum antrenör olarak. Böyle bir atlamak istiyor musunuz hemen o an sahaya? Tabii ben bir de hani yerimde duramayan çok hareketli bir insan olduğum için bazen diyorum hani şu anda sahada olmak vardı, girmek vardı. Oyunun içinde, o mücadelenin içinde olmak vardı. Çünkü o mücadeleyi, o amatör ruhu da sevdiğim için savaşmayı da seviyorum. O yüzden bazen diyorsunuz ama ondan sonra kendinizi tutuyorsunuz. Bir taraftar olarak desteğinize devam ediyorsunuz. Peki Fenerbahçe'nin geçmişine baktığımızda, bugüne baktığımızda nasıl farklılıklar, nasıl gelişimler veya şu zaman daha iyiydi, şu an daha kötü veya tam tersi neler söyleyebilirsiniz? Her dönemin farklı bir hikayesi var. Hı hı. Farklı oyuncular, zaten futbol farklılıkların, değişimlerin olduğu bir oyundan bahsederseniz her dönemin farklı bir hikayesi var. Ben kendi dönemimde keyifliydim. Çok önemli isimlerle oynadım. Dediğim, az önce söylediğim gibi 5 yıl içinde 3 tane şampiyonluk yaşamış biri olarak benim dönemimde ben çok keyif aldım. Ama ondan öncesinde de çok önemli oyuncular, çok önemli efsaneler vardı. Onların maçlarını eskiye dönüp izlediğimde de onların dönemi en iyisiydi diyebiliriz. Şu anda farklı bir atmosfer var, farklı bir konjonktürde takım. O yüzden her dönemin farklı bir hikayesi var. Şu dönem iyiydi, bu dönem iyiydi demek yanlış olur bana göre. Ama kendi döneminizi çok seviyorsunuz. Ben kendi dönemimde çok keyif aldım. En önemlisi 100. yılında şampiyonlukta o kadronun bir bireyiydim. O benim için ayrı bir mutluluk tabii ki. Nasıl bir gururdu onu yaşamak? Tabii 100. yılda çok farklı hikayeler vardı. Biz her maça giderken inanılmaz bir coşku içinde gidiyorduk.
kendi videolarımızı izliyorduk. Başka bir atmosfer yaratmıştık açıkçası ki o futbolcu topluluğuyla beraber. Böyle büyük bir camianın bir bireyi olmak, taraftarı olmak, o formayı giymek benim için, ailem için gurur verici ve o camiayı mutlu ettiğimiz için 100. yılda benim için ayrı bir gurur. Çok güzel. Biz de sizi izlemekten zevk aldık zamanında. Teşekkür ederim. Bu röportaj için ve evinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir sezon geçer. Fair play içinde, kardeşlik içinde. Sadece futbol konuştuğumuz, kavganın gürültünün olmadığı güzel bir sezon geçer. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.